Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bir kez daha iyi akşamlar diliyorum ve iyi hafta sonları diliyorum sizlere. Evet, sevgili arkadaşlar, bu hafta sonu oldukça yoğun analizler aktardım sizlere. Özellikle dolar-TL konusundaki IMF ile alakalı olan polemikler. Haber kirliliği mi diyelim, yoksa ciddiye alınması gereken haberler mi diyelim, bilmiyorum. Tabii ki yapmış olduğum açıklamaların sonrasında sizlerin de aklınızda, kafanızda bir takım şekiller, fikirler oluşmuştur. Bu analizde arkadaşlar borsa ve endeks diyeceğiz. Bu arada bana zaman zaman sitayişlerde bulunuyorsunuz. Niçin endeks ve borsa ile ilgili fazla yorum aktarmıyorum şeklinde. Arkadaşlar ben endeks ve borsa konusunda Twitter adresimden yoğunlukla çeşitli analizler yapmaktayım. @HalukCanberk ile tanımlanmış olan adresimde bu konuyla ilgili olarak endeksin gerek saatlik, gerek 2 saatlik, gerek 4 saatlik, gerek günlük vesaire belli periyotlar için önemli pivot seviyelerini, hangi değerlerin üzerinde kalırsa nerelere kadar yükseliş ataklarının veya hangi seviyeler aşağısında olursa nerelere kadar bir geri çekilme ihtimallerinin olduğunu zaten vurguluyorum. Zira borsapivot.com adresinde yayında olan bir site aracılığı ile de bu konuda ilgili olarak günlük pivot verilerini sürekli ve güncel bir şekilde her akşam yayınlamaktayım. Ancak şöyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Borsa ve hisse senetleri ile ilgili olarak maalesef YouTube kanalı üzerinden yapmış olduğum analizlerde yeterli bir ilgiyi görmediğim kanaatindeyim. Takdir edersiniz ki 50-100 kişinin, 200 kişinin izlemiş olduğu bir video için 1-2 saatlik zaman harcamak benim için önemli bir zaman kaybıdır, değer kaybıdır. Bu hususla ilgili olarak sizlerin ilginiz ve alakanızın arttığını fark edersem, paylaşım yaptığınızın ve bu videoların izlenmesi, gösterilen bu çabalara bir değer verilmesi hususunda sizlerden bir çaba ve gayret görebilir isem, tabii ki bu husustaki analizlerim de artacaktır. İzlenmeyen veya yeteri kadar ilgi gösterilmeyen olan herhangi bir konu için benim de zaman harcamamın son derece gereksiz olduğunu takdir edersiniz. Değerli arkadaşlar, bu konudaki detayları sizlere ifade ettim ama son dönemlerde aktarmış olduğum analizlerimde ne kadar değerlendirebildiğiniz, ne kadar ciddiye aldınız veya almadınız bilmiyorum. Ancak ben sizlere yaklaşık 20-25 gün öncesinde, hatta 2018 yılının son günlerinde yabancı takasında çok önemli bir artışın gözlenmekte olduğunu, bankacılık endeksinin oldukça güçlü bir duruş sergilemekte olduğunu ifade ettim. Ve yabancı eğer son 2-3 aydır sürekli olarak takas payını artırıyorsa vardır bunda bir bilgi, vardır bunda bir hesabı diyerekten endeksin 60'lara 70'lere gerileyeceğine dair sizleri karamsarlığa iten, sizlerin moralini bozan, sizlere felaket tellallığı yapan çeşitli analistlere karşı uyarılarda bulunmaya çalıştım. Dedim ki eğer yabancı takası böylesine ciddi bir artış eğilimi içerisinde ise borsada, endekste geri çekilme değil, önemli kayda değer bir artış beklentisi var. Bunun gününü saatini bilmek mümkün değildir. Ben diyemem ki ve diyemezdim ki 3 gün, 10 gün, 5 gün içerisinde borsa şöyle bir atak yapacak. Evet arkadaşlar, çok samimi olarak itiraf ediyorum ki ben endeksin, borsanın kalkıp da 2019'un ilk günleri itibariyle, ilk günlerinden itibaren böyle %10, %15 gibi prim yapmasını beklemiyorum. Ama kısa bir süre içerisinde bir atak yapacağını net olarak bekliyordum. Çünkü yabancı takası çok ama çok ciddi bir artış gösteriyordu. Bunu da sizlere en erken bir şekilde uyarı olarak verdim. Bu videomun sonunda da, bu videonun bitiş ekranında da bu hususla ilgili olarak yapmış olduğum analizimi sizlere hatırlatmak babından tekrardan paylaşacağım. Evet değerli arkadaşlar, yabancı takas oranı %61, %62'lerden %66'lar seviyesine yükseldi. Ve şu görmekte olduğunuz grafik itibariyle
En son kapanış değerimiz endeks 106.000 seviyesini gördü ve yabancı takas oranı da yaklaşık %66'lık seviyeleri gördükten sonra çok minik bir düşüşle, çok ufak bir düşüşle %65-93'ler, 94'ler seviyesinde haftayı tamamlamış oldu. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yabancı takas oranının artması endekse çok önemli etkiler sağlayan bir faktördür. Bunu ifade etmeme sanıyorum gerek bile yok. Zira endeksin, borsanın veya yabancı payının %60'lar, %66'lar seviyesinde olduğu bir ekonomik yapı içerisinde, bir borsa düzeni içerisinde yabancının alım gücünün borsayı ne ölçüde etkileyebileceğine dair çeşitli fikirler beyan etmeye de gerek görmüyorum. Yabancı alıyorsa borsa yükseliyor. Yabancı ne aldı arkadaşlar? Yabancı banka hisseleri aldı. Ne aldı arkadaşlar? Yabancının banka hisseleriyle ilintili olarak baktığımız zaman şurada görmekte olduğunuz grafik itibariyle ben en son analizimde yabancının özellikle ve özellikle bankacılık endeksine yönelik ilgisinin devam etmesi durumunda endeksin yukarı eğiliminin de devam edebileceğini ifade ettim. Zira endeksi önce bankalar taşır, sonra bankacılık endeksine dair gelecek olan mini realizasyonlarda endeksin çehresinin değişmesi istenmiyorsa, endeksteki yukarı trend eğiliminin devam ettiğine dair görünümün insanlara bir mesaj manasında verilmesi isteniyor ise, bankacılık endeksindeki realizasyonların ardından sanayi endekslerine, yani sanayi endekslerine, holding endekslerine bir ilginin olabileceğini ifade ettim. Bu bankacılıktan kaç, realize et ama endeksin görünümünü bozma, sadece endekse rakamsal olarak bakan insanları etkilemek babından bir şekilde diğer bir sektörün hissesiyle, yani sanayi, holding vesaire gibi endekslerin etkisiyle onlara ilgi göstermek kaydıyla endeksin genel duruşunu diri tut, sağlam tut. Moral anlamında, psikolojik anlamında endeks güçlü ve yukarı gidecek mesajlarını ver anlamında bir eğilimin yaratılabileceğini ifade ettim. Ve sizlere 102.500 direnci aşılır mı? 100.000 direncinin üzerine geçer miyiz? Son dönemlerde, son 5-6 aylık süre içerisinde 100.000 direncinin üzerinde birçok zorlamalar oldu ama geçemedik. Bu kez de geçer miyiz, geçemez miyiz şeklindeki sorulara yanıt babından hazırlamış olduğum videomda da dedim ki bu kez yabancı çok güçlü bir şekilde silahlarını kuşanmış olarak 100.000 direncine koşuyor. Yani 100.000 direnci önemli bir kalenin kuşatması anlamına geliyorsa bu defa yabancı çok önemli bir şekilde silahlarını kuşanmış, çok güçlü bir donanım içerisinde 100.000 direncine gidiyor. Ve bu donanım 100.000 direncini aşırtabilir. Ama aşarsa da dikkatli olun. Yabancı 100.000 direncini aşırttıktan sonra artık 100.000 direncinin güçlü bir destek olduğu mesajlarını vermek kaydıyla 88'ler, 89.000'ler seviyesinden aldığı pozisyonlarını 107'ler, 108'ler, belki 110'lar, belki 112'ler seviyesinden realize etmeyi düşünüyorsa öncelikle uygulaması gereken strateji şu olacaktır. Yabancı sizleri, yani yerli yatırımcıyı çok iyi tanıyor arkadaşlar. Ya iyi sizler veya yerli yatırımcılar ancak ve ancak endeks belli kriterleri aştıktan sonra evet ya tamam bu endeks gidiyor, koşuyor, artık geri çekilmez dediğiniz anda sizin alım yapacağınızı biliyor. Siz endeksin düştüğü zamanlarda alım yapmayacaksınız, korkacaksınız, bunu da çok iyi biliyor. Onun için endeksin kötü zamanlarında alım yapar, iyi zamanlarında ise sizleri teşvik etmek bakımından, trenin son vagonuna bindirmek bakımından ve sizleri bir şekilde endeksin bu yükselişini kaçırıyor muyum endişeleriyle baş başa bırakıp o kararsız ruh hali içerisinde
alım yapmaya teşvik etmek bakımından çok enteresan ayak oyunları uygulayabilir diyerek 100 bin üzerinde dikkatli olunuz. 106 bin, 107 bin, 108 binlere ulaştığımız aşamalarda endeksin şu mesajı vereceğini dikkate alınız dedim. Endeks gerileyebilir. 100 binlere yönelik bir geri çekilme yaşayabilir. Ve bu geri çekilmelerde sizlere şu mesaj verilmek istenebilir. Endeks 106 bin, 105 binlere gitti ama geri çekildi. Fakat 100 bin desteği artık güçlü bir destek konumunda. 100 binin aşağısına gelmiyoruz. O halde 100 bin yakınlarından alım yapılabilir ve endeksin yönü 150 bindir, 160 bindir. İşte görüldüğü üzere yabancı habire alıyor şeklinde bir algı, bir düşünce yaratmak adına bir teori, bir sistematik bir yaklaşım söz konusu olabilir. Sevgili arkadaşlar, sizlere anlatmak istediğim ve vermek istemiş olduğum mesaj şu. Endeks 100 bin üzerinde kaldıkça sizler dahi birçok küçük yatırımcı yabancının istediği mesajları aldığınız anlamına gelecektir. Yabancı şu mesajı verecek, vermek isteyecek. 100 bin destek oldu, 100 binin aşağısı artık neredeyse imkansız, endeksin yönü yukarı. Bak ben de bu kadar alım yaptım. Niçin alım yaptım? Şu sebeple yaptım, bu sebeple yaptım. Hele ki FED faiz artırımlarını ara verecek, bilanço sıkılaştırmasını ara verecek. Efendim şu olacak, bu olacak. ABD'deki tüm dolarlar yabancı veya gelişmekte olan ülkelere yayılacak. Bu yayılmada bir şekilde ABD hükümeti veya ABD sınırları içerisinde para kazanma, nemalanma imkanı daralmış ve azalmış olan doların gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok önemli marjlar yaratabileceği mesajları oluşacak. Hemen bu konuda bir parantez açarak ifade etmek istiyorum ki A ülkesi ucuz olabilir, B ülkesi çok daha ucuz olabilir, C ülkesi çok daha avantajlı olabilir. Yabancı bir ülkenin ekonomik büyümesine, bir ülkenin ekonomik geleceğine bakar. Sadece ucuz olduğu için alım yapmaz ve parasını hiçbir şekilde aynen sizlerin olduğu gibi yakın vadede ciddi marjlar, getiriler sağlayamayacağı olan bir ülkeye park etmez. Yani gereğinden fazla risk almaz. Türkiye çok ciddi riskler içeren bir ülke konumundadır. Bu sebeple yabancıdan çok önemli paralar geliyor. Artık borsamız 150, 160, 180, 200'lere doğru koşuyor şeklindeki söylemlere inanır iseniz, sizler eğer endeksin önemli direnç ve de destek noktalarını dikkate almaz iseniz ve yine sizler yabancının 100 bin seviyesini destek yaptık mesajıyla birlikte sizlere yaratmak istediği o bu endeks çok önemli seviyelere kadar yükseliş yaşayacaktır mesajını sadece ve sadece çok affedersiniz tabirimi hoş görünüz at gözlüğüyle incelemek kaydıyla düz bir mantıkla bakacak olursanız ciddi bir hataya düşersiniz. Yani lütfen arkadaşlar endeksin zorlanmış olduğu, zorlanabileceği ve yabancıların satış yapmaya başladığı anı doğru tespit etmeye çalışınız. Ben burada bir misyon edindim ve ben bu misyonum itibariyle sizlere 3 hafta önce nasıl ki yabancının ciddi alımlar yapmak kastıyla takas payını artırma çabası içerisinde olduğuna dair bir uyarıda bulundum. Ve bu uyarımın ardından, lütfen beni yanlış anlamayınız, ben demiştim edebiyatını hiç seven bir insan değilim. Bu uyarım ardından yabancı takasındaki bu önemli artışlar sonrasında her ne kadar 3-5 gün sonra bu yükselişi beklemiyor olsam da çabucak bu yükseliş eğilimi gerçekleşti ise yarın yabancıda takas payında yabancının satış oranlarında bir artış gözlemi var ise bunu ben de size uyarmış olsam. Siz de kendi imkanlarınızla bu konuyu tespit etmiş olur iseniz eğer ve lütfen bu konunun araştırması içerisinde olunuz ve yabancı hareketlerini izleyiniz. Yabancı satmaya başladığı anda
endeksin yerli yatırımcılar tarafından kurtarılabilmesi veya yabancı satışlarına karşı yerli yatırımcının direnebilmesi mümkün değildir. Ben tarihte bu kadar yıllık bir tecrübeme sahip olarak böyle bir izlenime hiç ama hiç sahip olamadım. Yani %66'ya, %65'e, %35'lik bir oranın galebe gelmesi, başarılı olması neredeyse imkansız bir durumdur. Sevgili arkadaşlar, bankacılık endeksi noktasından yola çıktığımız itibariyle sizlere şu analizde paylaştığım üzere dedim ki %38.2 seviyesine denk gelen 131.000 seviyesinin aşılması durumunda bankacılık endeksinin yönü %50 Fibo direncine tekabül eden 143.000'ler seviyesidir. Ve nitekim bizler gördüğünüz gibi 143.000 seviyesini bankacılık endeksi adına görmüş bulunuyoruz. Ve buradan bir geri çekilme, buradan bir rahatsızlık duymak kaydıyla 136.000, 137.000 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilme endeksin bir dönüş yaptığı, daha da yükselemeyeceği anlamına gelmiyor. Niçin gelmiyor? Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve bu rapora paralel olarak faizlerin artırılmayacağı ve indirimi konusunda ise çok temkinli davranacağına dair bir takım beyanatlar ve Fed'den gelen açıklamalar paralelinde yeni faiz artırımlarının olmayacağı, hatta yeni faiz indirimlerinin dahi olabileceğine dair bir takım söylemler ve tüm bunların paralelinde Amerika'da nemalanamayacak olan paranın diğer gelişmekte olan ülkelere yayılabileceği yönündeki bir takım beklentilerin etkisiyle tüm dünya endekslerinde son derece sıcak ve yeşil bir hava, bir renk oluştu. Bu tablo dahilinde arkadaşlar endeks içinde 100.000 desteği kuvvetlendirilmiştir, güçlü bir destek haline gelmiştir. 120.000'lerden 100.000'lere kadar gerilemiş ve 100.000 desteğinin kırılmasıyla çok daha vahim durumlara düşmüş olan bir endeks tablosu hatırlatılmak üzere artık 100.000 aşıldı, aşıldıysa 120.000'dir yönümüz. Hatta 120.000 ne ki 130, 140, 150.000'dir yönümüz şeklinde bir takım yorumlar duyacaksınız. Değerli arkadaşlar, endeks 150.000 de olabilir, 200.000 de olabilir, 300.000, 500.000 de olabilir. Mesele bu değil. Sizler piyasanın hangi hareket ve hangi eğilimine ne şekilde reaksiyon gösterdiğiniz bu önemlidir. Piyasa eğer ki yarın 110.000'e gittiği anda siz bu 110.000 seviyesinden bir dönüş ihtimali olabileceğini dikkate alıp bu riski, bu olasılığı dikkate alıp da satış yapmadıysanız ve olur ya tekrardan 100.000 aşağısına geldiğimizde, 94'lere 95'lere geldiğimizde vah vah keşke de ben 110.000'lerden 109.000'lerden satış yapaydım tereddütlerini yaşıyorsanız yaptığınız yatırımın hiçbir anlamı yok demektir. Onun için piyasayı ve endeksi anlık izlemelisiniz. Hiçbir sebep ve hiçbir gerekçe piyasanın 110'lara, 120'lere, 150'lere veya 90'lara, 70'lere, 80'lere kadar gerilemesini veya yükselmesini sağlıklı ve net bir şekilde sizlere inandıracak kadar güçlü değildir. Lütfen ve lütfen bunu anlayınız. Şu anda Fed bunu söyledi, Merkez Bankası bunu söyledi, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, dolar düşüyor, endeks bilmem ne oluyor. Tamam canım endeks yok arkadaş, böyle bir garanti yok. Yok, eğer pişmanlık yaşamak istemiyorsanız keşke şuradan sataydım, keşke de şuradan alaydım tarzında bir endişe yaşamak istemiyor iseniz piyasa gerçeklerini çok net takip etmelisiniz ve ne oluyor ne bitiyor görmelisiniz. Şu an piyasa gerçekleri neyi ifade ediyor arkadaşlar? Yabancı takas oranındaki yükseliş eğilimi devam etmekte ve ben şu anki tabloya bakarak yabancı takas oranının haftalık grafiğini sizlerin karşınızına getiriyorum. Bu adet bazındaydı değerli arkadaşlar. Ben oransal bazla getirmek istiyorum size. Buradaki tabloya baktığımız zaman yabancı takas oranının şu anda arkadaşlar son hafta itibariyle %65.93 oranında olduğunu görüyorum.
En yüksek %66.16 seviyesini görmüş ve bu hafta itibariyle 0.15 gibi çok minik bir düşüş yaşamış. Çok normaldir. %106.000 seviyelerine kadar endeks adına önemli bir direnç noktasına ulaşmış olan bir pozisyonda ufak tefek satışların olması, bir takım gerilemelerin olması doğaldır ve ama şu anda %65'ler seviyesinde yukarı bir düzendeyiz. Bu neyi ifade etmekte arkadaşlar? En son itibariyle 29 Ocak tarihinde yabancı takas oranımız %65.7 imiş ve 29 Ocak tarihinde endeksin durumuna bakalım arkadaşlar. Endeks o tarihte hangi rakamlar dahilinde bulunuyormuş? 29 Ocak tarihinde endeks 118.000'ler seviyesindeymiş. Bunun anlamı şu değildir. Yani endeks o tarihte 118.000'di. Yabancı takas oranı da aynı seviyedeydi. Biz yine 118.000'lere çıkacağız anlamı değildir. O zamanki dolar TL koşulları, şu koşullar bu koşullar birbirinden farklıydı. Ama burada gözetmeniz gereken faktör şu. Endeks Ocak 29 tarihinde zirvesine çok yakın bir noktada olduğu bir anda yabancı takas oranı %66'lar civarındaymış. Yani arkadaşlar yabancı takas oranında artık bir doygunluk başlamaya başladı. Bir doygunluk oldu. Bir tap noktalara ulaştı. Yabancı takasının %69'lara, %70'lere gitmesini gerektirebilecek. Yani bu artış ivmesinin devamını gerektirebilecek olan ekstra bir neden var mı? Ben böyle bir neden göremiyorum. Ha, siz eğer ki Fed'den gelen açıklamalara bağlı olarak dolar dünya ülkelerine yayılacak ve dünyada çok daha fazla risk alacak. Türkiye'de risk alınacak ülkelerin başında veya en önemli sıralarında yer alıyor gibi düşünüyorsanız hay hay bir şey söyleyemem. Ben Türkiye'ye para geliyor olduğunu inkar etmiyorum. Ama Türkiye'ye gelen paranın çok sınırlı ve temkinli olarak geldiğini düşünüyorum. Türkiye işte son günlerde IMF ile anlaşma olacak mı olmayacak mı? IMF kaç para verecek? En başta kaç para avans verecek? Daha sonra ne kadar bir kredi sağlayacak? Seçimlerden sonra ne olacak? Enflasyon o mu gelecek, bu mu gelecek, şu mu gelecek? Birçok polemikler içerisinde yaşamakta olan bir ülke. Türkiye gelişmekte olan ülkeler standardı içerisinde olabilir ama her gelişmekte olan ülke standardının da kendine göre bir kilosu var arkadaşlar. Tabiri caiz ise amiyane tabiriyle. Her ülkenin risk primi aynı değil. Efendim CDS primlerimiz, risk primlerimiz 380'lerden 320'lere düşmüş. Düştü arkadaşlar, haklısınız. Yani Fed'den gelen son samimiyetsiz açıklamalar sonrasında anlık veyahut da 3-5 günlük algılar paralelinde gelişmekte olan ülkelere karşı pembe gözlüklerle bir bakış açısı oluştu. Kaç gün sürebilir bu? Siz eğer 3 gün sürecek olan bir ılımlı atmosfere bağlı olarak. Yani arkadaşlar işin tabiri şu. Kışın ortasında bahar geldiği zaman siz yazlık veya baharlık kıyafetlerinizi çıkarıp da 2 gün 3 gün kısa kolluyla, şortla, bermudayla gezerseniz grip olmaya, hasta olmaya mahkumsunuz demektir. Eğer ki ekonomik standartlar içerisinde bir iki günlük gelişmeyi dikkate alıp da yatırımlarınıza pozisyon vermeyi düşünüyorsanız siz 3 gün sonra vah vah keşke de böyle yapmayaydım. Keşke de kış ortasında gelen veya açan güneşe inanmayaydım demek durumunda kalabilirsiniz. Lütfen anlık bir şekilde piyasadaki gelişmeleri ve haber trafiğini dinleyiniz. Bir şekilde Fed'in, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, şuranın buranın haber akışlarını dikkate alıp da genel trendi gözden çıkartmayınız. Son söz. Borsa 106.000 seviyelerine kadar yaklaştıktan sonra 103.000 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Ve benim ana teorim şudur. 100.000 desteği güçlü bir destektir. Bu destek artık net olarak bir destek konumu ile piyasalarda hakimiyetini sürdürecektir. Mesajlarını verebilmek bakımından. Yabancı 87'ler 88'lerden itibaren toplamış olduğu ciddi miktardaki pozisyonlarını en uygun seviyelerden realize edebilmek için piyasaya güçlü mesajlar vermek durumunda. Yani 100.000 destektir demek zorunda. Yani 100.000 destek olmuştur. Endeksin yönü
Hatta 120'leri bile aşıp da 130'lara, 150'lere gidecek kadar güçlüdür mesajları vermek zorunda. Ve hatta dolar bazında endeks çok ama çok düşüktür. Aslında dolar bazında bizlerin şu anda minimum 3 centler civarında olmamız lazım. Yani 5.20 çarpı 3, 155-160 binler civarında olmamız lazım şeklindeki bir takım algılarla endekse gel gel arkadaş. Al, ne buluyorsan al veya inandığın senede al, bir şekilde endeks koşacak, göçecek. Dün banka hisseleri yükseldi, bugün de başka hisseler çok ciddi yükselişler yaşayacak şeklinde mesajlar gelecektir. Bu mesajlara karşı dikkatli olunuz. Her hisseyi yabancı alıyor mu? O hisse üzerinde etkin olan aracı kurumların ilgisi devam ediyor mu? Para çıkışı var mı yok mu? Veya takas durumunda neler oluyor? Bunların değerlendirmesini yapmadan nasılsa ucuz, nasıl olsa endeks yukarı gidecek ve benim hissem de illaki yükselir gibi düşünceler ile beklenti ve karar mekanizması içerisinde bulunursanız arkadaşlar ciddi üzüntüler yaşayabilirsiniz. Ciddi hayal kırıklıklarını yaşayabilirsiniz. Ben diyorum ki endeks 106 bin yakınlarından bir geri dönüş yaşadı. Bu sadece bir düzeltmedir. 100 bin desteğini korumak zorundalar. 100 bin desteğini korumak kaydıyla endeksin gücünü test etmiş olacaklar. Gücünü teyit etmiş olacaklar. Ve endeks 107-108 binleri bir kez daha görmek, bir kez daha test etmek ve belki de, bakınız belki de diyorum, 110 binler, 112 binlere yönelik bir atak yaşama ihtiyacını hissedebilecektir. Bu atak yaşama ihtiyacı Türkiye ekonomisinin gücünden, borsamızın gücünden, hisse senetlerimizin gücünden kaynaklanmıyor. Yabancı para kazanmak adına her şey mübahtır niteliğindeki tavır ve davranışlarıyla hareket edecektir ve endeksi ister bankacılık endeks hisseleriyle ve isterse de bir şekilde bankacılık endeksinde yapabilecekleri bir takım realizasyonların dengelenmesini sağlayabilmek bakımından sanayi hisseleri, holding hisseleri, yani endeksi tutabilecek olan, endeks üzerinde etki sahibi olabilecek olan hisseler üzerinde de alımlar yapabileceklerdir. Bunların örneklerini gördük. TT.com olarak gördük, Sabancı Holding olarak gördük, Koç Holding olarak gördük, Turkcell olarak gördük ve en son Turkcell ve Aselsan olarak gördük. Arkadaşlar, yakın zamanda aktarmış olduğum bir analizde bankacılık endeksine, bankacılık hisselerine yönelik olarak ilginin azalmasını müteakip Türk Hava Yolları ve Aselsan gibi yakın geçmişte endeksi surplase eden, endeksteki hacmi ciddi şekilde destekleyen hisselerde önemli ataklar olabilir dedim. Önemli ataklardan kaydım şuydu. Yani bankalardan realize olan paranın bir şekilde bu senetlere yönelebileceğini, göreceli olarak düşük kalmış, göreceli olarak son dönemlerde değer kaybetmiş olan ama aynı zamanda da yakın geçmişte endeksi surplase eden iki önemli senet olması nedeniyle Türk Hava Yolları ve Aselsan üzerinde de bir ilginin oluşabileceğinden bahsettim. Bu hisse senetlerine yönelik olan ilgi, bu hisse senetlerinde geçmiş dönemlerde önemli pozisyonlar taşıyan yabancılar, endeksin bu hızlı hareketliliğinde önce bankaların koşacağını gördükleri için buraları bir fonlama hissesi olarak değerlendirip, bu hisselerdeki pozisyonları da azaltıp, buradan elde ettikleri nakitle, TL ile, elde ettikleri sermaye ile bankacılık endeksine ilgi göstermiş olabilirler demiştim. Ve zira geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi nispeten durgun bir seyir sergiledi ama endeks yine güçlü kalmayı devam ettirdi ve bu iki senette de kendi çaplarına oranla %3'ler 5'ler seviyesinde bir atak oluştu. Evet, seansın veya haftanın son gününde bu iki önemli likit hisse diyebileceğimiz yabancıların pozisyon taşıyabilme kalitesinde gördükleri hisseler olarak değerlendirebileceğimiz bu hisselerde sert geri çekilmeler yaşandı. Bunlar birer düzeltme olarak algılanabilir. Endeks şayet 101.800 aşağısına gelmiyorsa, hemen arkadaşlar bu konuda milimetrik rakamlar vermek istiyorum.
Şurada arkadaşlar görmekte olduğunuz seviye 100.320 seviyesi, 103.220 seviyesi endeksin bu hafta için, bu önümüzdeki hafta için önemli bir pivot seviyesidir. Eğer ki endeks bu pivot seviyesinin aşağısına gelmiyorsa, bu pivot seviyesinin üzerinde kalmak isteyen bir niyetlilik içerisinde ise endeksin 105.400'lere, ardından da 108.000'lere, ardından da 110.000'lere kadar ulaşabileceğini düşünebiliriz. Değerli dostlar, pivot seviyelerini sizlere zikretmemdeki en önemli etken şu. Pivot seviyeleri klasik bir destek direnç noktası değildir. Pivot seviyesi belli bir pivot değerinin veya belli bir pivot direncinin üzerinde kalınır ise endeksin nereye kadar yükselebileceğini, nereye kadar bu atağını, olumlu seyrini devam ettirebileceğini gösteren bir işarettir, bir teknik işarettir. Veya pivot değerinin aşağısında kaldığımız zaman da nereye kadar düşebileceğimizin bir göstergesidir. Yani bu hafta için rakamlar bana şunu söylüyor. Diyor ki endeks 102.937 seviyesinden kapandı. Kötü bir kapanış yaptı. Niçin? Haftalık pivot seviyesi 103.220. Bu benim için olumsuz bir referans. Eğer 103.220'nin üzerine çıkamayan bir endeks önümüzdeki hafta içerisinde gözlenir ise bu durumda endeks 100.500'lere kadar, yani 100.000 seviyesine kadar geri çekilebilir diyor. Eğer 100.000 direnci kırılacak olursa bir ayı tuzağı niteliğinde, bir panik yaratma havasıyla 98.360'lara kadar bir geri çekilme yaşanabilir diyor. Ama 103.220'nin üzerine yerleşen, bu seviyenin aşağısına gelmek istemeyen bir endeks konumu, havası, psikolojisi varsa işte bu durumda endeks nereye kadar bu atağını devam ettirebilir sorusuna cevap 105.400 diyor. 105.363 diyor. Ve eğer ki 105.363 ve geçen hafta gördüğümüz 105.900'ler veya 106.000 yakınları diyelim, bu direncinde hacimli bir şekilde aşıldığına tanık olursak bu durumda endeks nereye kadar yükselebilir? Yani 106.000'i aştık ama tamam da nereye kadar yükselebiliriz? Nereden bir dönüş olabilir sorusunun cevabını ise bizlere 108.000 seviyesi vermekte. Pivot seviyelerinin bu anlamda bir önemi bulunuyor ve ben sizlere şu an haftalık pivot verilerini aktardım. Ama gün içerisinde 1 saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik gibi endeksin pivot değerlerini de aktarmaktayım. Ve her gecede mutlaka ve mutlaka her akşamda özellikle borsapivot.com sitesinden veyahut da Twitter adresimden sizlere bir gün sonraki endeksin dikkat edilmesi gereken pivot değerlerini, düşebileceği veya yükselebileceği noktaları sizlerle paylaşmaktayım. O halde arkadaşlar son söz olarak endeks hala güçlü seyrini devam ettirmekte. Yabancının psikolojik yaklaşımları veyahut da psikolojik atraksiyonları gereğince 100.000 üzerindeki tutunma çapamızın bir süre daha da devam edebileceğini ve Fed'in açıklamaları paralelinde gelişmekte olan ülkelere empoze edilmiş olan paraların bir şekilde oraya ilgi göstermiş olan rakamsal değerlerin endekslerde belli bir güç, belli bir dengenin oluştuğu mesajlarını biraz daha verip düne kadar inanmamış, düne kadar yükselişe kale almamış, bu yükselişe iştirak edememiş olan yatırımcıların güvenini kazanıp onları da bir şekilde piyasalara dahil ettikten sonra, onları da yükselişe inandırdıktan sonra işte hazır, kolay ve rahat yeni umutlar ve yeni beklentilerle piyasaya taptaze umutlarla iştirak etmiş olan yatırımcılar, onlar için çok güzel satışlar yapabilecekleri yeni müşteriler anlamına gelebilecektir. Bu anlamda dikkatli olunmalı, bu anlamda endekslerin ve de hisse senetlerinizin pivot değerleri, pivot dirençleri ve genel grafiksel dirençlerini bilerek hareket etmeniz ve gereksiz yere, endeksin yönü zaten yukarı arkadaş, para yağıyor, gördüğünüz gibi coşuyor, gördüğünüz gibi 100.000 üstünde kalıyoruz, gördüğünüz gibi şöyle oluyor, böyle oluyor gibi
afaki ve çok fazla duygusal beklentiler içerisinde olmanızın sizlere hiçbir faydası olmayacağını, dün olduğu gibi endeksin 120 binlere ulaştığı günlerde, 160'lar 180'lerin zikredildiği günlerde nasıl pembe tablolarla belli hevesler içerisinde iken bir anda kendinizi %30'lar %40'lar seviyesinde zarar deryaları içerisinde, zarar kuyuları içerisinde bulduysanız aynı tabloyu bir kez daha yaşamamak adına lütfen endekste, piyasalarda ve hisse senetlerinde yaşanılan olan bu bahar havasını çok ama çok duygusal bir şekilde değerlendirmeyiniz. Lütfen hisselerinizde ve endeks gelişmelerinde günlük değil saatlik dahi olsa seviyeleri dikkatli alınız. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben mümkün olduğu kadar Twitter adresim üzerinden seanslık, 2 saatlik, 4 saatlik gibi kısa dilimleri dahi dikkate almak kaydıyla önemli pivot seviyelerini, yani endeks adına önemli denge seviyelerini, o dengenin bozulması durumunda olumsuz şeyler olabileceği hususunda sizleri uyarmaya gayret ediyorum ve yabancı takas oranı hakkında da sıklıkla bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Şu anda yabancı takas oranı adına önemli bir risk bulunmuyor. %66'lar üzerine çıktık ama 0.10'luk gibi bir ufak bir düşüş mevcut. Ama bu hafta yabancı takasında eğer 107-108'lere yönelik bir atak yaşanır ise biraz daha sert gelişme olabilir. Bu sebeple değerli arkadaşlar 107 binler, 108 binler civarında daha dikkatli ve temkinli olmakta, takip etmekte olduğunuz senetlerinizin 108'ler civarına yaklaşımlar gösterildiği anlarda artık kısa vadeli bile olsa bir doygunluk seviyesine, bir tepki seviyesinin tap üst noktasına ulaştığını dikkate almak kaydıyla eğer kısa vadeli düşünceler içerisindeyseniz bir miktar sat ve al stratejisini uygulamanızda fayda görmekteyim. Zira endeksin 100 bin üzerindeki kalıcılığını bir süre daha devam ettirebilmek adına, yeni müşteriler ve alıcılar çekebilmek adına 100 bin desteği güçlenmiştir mesajları verip de yeni insanlar, yeni yatırımcılar çekebilmek adına bir süre daha 100 bin ila 107-108 binler arasında gitgeller yaşayabileceğini ve belki de bir gün 110 bini dahi aşıp da belki de bir gün 112-113 binlere dahi ulaşmak kaydıyla piyasaya bir coşku yaratılıp o coşku içerisinde ciddi bir realizasyon sürecinin de gündeme gelebileceğini hesaplara katmakta fayda görmekteyim. Değerli arkadaşlar, endeks ve borsa konusundaki düşüncelerim bunlar. Eğer hisse senetleriyle ilgili olarak ağırlıklı yorumlar yapılmasını, analizler, detaylı analizler yapılmasını arz ediyorsanız şu ana kadar maalesef yeterli bir ilgi görmediğim için bu konuya çok fazla ilgi göstermedim. Bu konudaki yorum ve mesajlarınızın yoğunluğuna dikkate almak kaydıyla belki bu konularda da analizlere birazcık önem verebilirim. Şimdiden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi bir hafta. Umuyorum ki elinizde bulunan hisseler veya trade etmeyi düşündüğünüz hisseler adına son derece başarılı ve kazançlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hoşça kalın efendim. Saygılarım ve sevgilerimle.